Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Temu'dan yaptığım alışverişi açıyoruz. Temu nedir? Nasıl alışveriş yapılır? Vergiler nasıl etkilendi? Ayda kaç kargo yapabiliriz? Vesaire vesaire gibi bir sürü soru var. Ürünleri açıp bu soruları cevaplayalım. Şunu Instagram'da sürekli görüyordum. Tabii ki Türkiye'de uçuk fiyatlara satıldığı için almıyordum. Temu'da bunu 60 ya da 120 gibi bir şeye aldım. Çok ucuz inşallah anlatıldığı gibi ya da resimlerdeki gibi çıkar. Şöyle 3 tane ayarı var. Plastik. Evet, yıldızları gözüküyor. Şöyle. Ay eminim çok güzel çıkacak. Neyle çalışıyor? Pille çalışıyor. İnce pil. İnce kalem pille çalışıyor. İçinden USB'si çıkıyor. Pil takmadan USB ile de çalışıyor sanırım. Deneyelim bir. Takıyorum arkadaşlar. İnşallah patlamayız. Karanlıkta düşünemiyorum. Şöyle yapsam. Ay çok güzel. Ay da var. Bunu gece takıp deneyeceğim sizin için. Bu güzel çıktı arkadaşlar. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Modları da var bu arada. Şöyle karşıdan göstereyim. Değişik değişik. Hatta başı dönüyormuş. Baksanıza. Şimdi ışığı kapatalım. Ya çok güzel ya. Ben bu kadar beklemiyordum yani. İnternet abartması falan diyordum ama. Gerçekten çok iyi. Şöyle. Üçlüsü en güzeli. Şöyle göstereyim. Ay falan bayağı büyük gözüküyor yani. Evet, hem pilli hem USB'liymiş. Sonra bunlar bu araba için ay döküldü. Bu araba için güneşlik. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de de vardı zaten. Ben bu ürünlerin benzerlerini veya aynılarını bulup şey yapacağım zaten. Ekran resmi yapacağım. Kıyaslama açısından fiyatlar çok ucuz. Hele bir tane benim oradan 30 liraya mı 60 liraya aldığım bir şey burada 300 lira. Şöyle sineklik. Vantuzlu camlara. Bu da güzel. Yani bu alışverişim biraz aceleye geldi. Hah, bu set. Bu set arkadaşlar. Nail art seti. Tam 20 parça. Benim aldığım fiyatları ve diğer fiyatları yazacağım size. Şöyle. 5 tane çift taraflı. Böyle nokta falan yapılan başlık ve bir sürü fırça. Bunlar çok güzelmiş.
Hani bunlar da çok güzel çıktı. Sonracığıma bu neydi? Bu eşimin bir sanırım dik duruş korsesiydi. Evet, dik duruş korsesi. Şöyle bir dik duruş korsesi. Şuradan takıyorsun. Şunlarla cırt cırtlıyorsun. Böyle komplesi cırt cırtlı olduğu için farklı bedenlere kolaylıkla uyum sağlayabilir. Yani çok plastik kokmuyor. Bu neymiş acaba? Oyun oynayan kocan varsa parmaklıkta alırsın. Yurt dışında. Bunlar da oyuncu parmaklığı. 5 çift. İçinde 10 tane var. Bunlar eşimin. Bunlar da yine daha önce aldıkları gibi güzel çıktı. Şu askıyı bebek arabası için aldım. Hayır, üstün müsait değil. Bunu bebek arabası için aldım. Şöyle takınca şuradan cırcıklıyorsun. Şuradan çanta asmak için, poşet asmak için falan. Bunlar da yine çok ucuz fiyatlarda. Hatta ben aslında bu alışverişi bardak tutacağı için, yani bebek arabasının kenarına bardak tutacağı için yaptım ama onu sepete eklemiştim zannediyordum. Eklememişim. Unutmuşum. Esas aldığım şeyi unutmuşum. Anne! Aa, çok güzel. Şöyle bir yılbaşı, şöyle bir yılbaşı cücesi almıştım. Şimdi yılbaşı muadize uygun değil diyenler gelmeden, ben yılbaşını seviyorum. Nasıl seviyorum? Yine bu da ince pille çalışıyor. Yani yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni heyecan. İnce pilimiz yok. Olsaydı denerdik yine. Bunun muadilleri de bizim alışveriş sitemizde çok pahalı. Bunu nasıl çalıştırıyorsun? Şöyle tatlış bunu bir böyle mi çalışacaksın cüce? Koya aldım birkaç dişi. Şu mamanın büyüğü. Muadilleri bizim burada yine çok pahalı. Orada yine çok uyguna aldım. Bu neymiş? Küçük bir şey. Aa, gözlük. Müşko'ya gözlük almıştım. Yani bunları takmak ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından arkadaşlar sizin için deniyorum. Hayır, büyütmeyin. Yanlışlıkla 3 tane gözlük almışım Ömüş'e. Kaç tane alacaktın? 2 tane. Bu da çok tatlı. Ve bir tane de düz. Ama böyle çıkıyor mu? Hayır. Başlayalım. Hayır. Bu da yine bir bonbon şeker gözlük. Bonbon şeker ne? Ve benim en çok merak ettiğim. O ne? Yine bir yılbaşı ışığı. Yılbaşı. Yılbaşından başka bir ışık almadın mı? Almadım Çınar. Sana mı soracağım ne alacağımı? Ne? Almadım, hayır. Ama. Şunlar metalmiş. Bizim burada zincir marketlerde satılanlarla alakası yok. Aa, bu pille çalışıyor. Hemen pil alıp geliyorum, bunun pilinden var. Şöyle pilimizi takalım. Yani yılbaşı için beni linçlemeyin lütfen. Ben seviyorum. Ben genelde de ışık seviyorum evde. Şöyle. İnşallah patlak falan değildir. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. Şöyle geyik de var. Ben çok beğendim gerçekten.
İlk alışverişim acemilik alışverişimdi. Şimdi sepet yapıyorum kendime zaten. Link biriktiriyorum. İkinci alışverişimi daha planlı linkli yapacağım. Şimdi Temu'dan alışveriş yaparken yeni hesaplara ya da arada böyle girdiğiniz zaman kupon veriyor. Türkiye'ye sanırım 1060 lira alışveriş limiti var ama kuponla beraber 2000 küsür liraya kadar alışveriş yapabiliyorsunuz. İndirim oluyor 1000 TL. Benim bu aldıklarımın totali 700 küsür liraydı sanırım. Tam hatırlamıyorum, yine ekrana yazarım. Yarıya yakın şey geldi üstüne, vergi geldi. 6 Ekim'de sipariş verdim, bugün ayın 16'sı elime ulaştı. Yani şu lamba bile Türkiye'de sadece işte 700-800 bin TL bandında satılıyor. Yani sadece bunu almış olsam bile bu kadar ürün bedavaya gelmiş olacak bana. Bunu Çınar ellediği için hemen çıkardı tabii ki. Ayda 5 defa sipariş verme hakkınız var. Farklı TC'lerle yine farklı sipariş verebilirsiniz. 5 defa siparişin amacı da toplu gönderdiği için, yurt dışından geldiğinden dolayı kargoların hepsi birlikte çıksın maksadıyla. Ayda 5 defa sipariş verebiliyorsunuz. Böyle. Yani ben daha öncesinde AliExpress'ten de çok alışveriş yapmıştım zaten. Hatta orada 50 kuruşa, 30 kuruşa, 1 liraya falan eşyalar almıştım. Temu'ya çok şey yapamamıştım. Aa, ben size neyi göstermedim? Temu'yu çok böyle güncel olduğu için güvenememiştim ama şu an ona da güvenmem gerektiğini öğrendim. Bunlar da nail art stickerlar arkadaşlar. Şöyle. Bunlardan daha önce Türkiye'de çok vardı. Ama ben bulamıyordum. Şöyle 10 tane sticker rengarenk. Morlar, maviler, pembeler, sarılar. Şöyle göstereyim. 10 tane de nail art. Toplam sipariş tutarını, aldığım eşyaların hem oradaki hem ülkemizdeki fiyatlarını yazacağım. Onun haricinde aklınıza takılan bir şey olursa aşağı yorum kısmına yazarsınız. Yılbaşı videosunda, ki Allah nasip eder de o zamanı görürsek sağ salim, bu ışıklarla bu cüceyi de ağacımızın altına koyup video çekerim. Bu da ışıklıymış çünkü ama pili yok. Arkadaşlar bu küçük cücük enişte. Buna kaç tane pil gerekiyormuş? 3 tane. Akşam hem bunun ışığını hem bunun ışığını karanlıkta yakıp deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve varsa sorularınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşürüz.